Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Kodork eğitim sitesinde bulunan kurs 4 ders 2 ile devam ediyoruz. Bu dersimiz toplamda 9 bölümden oluşuyor. Konu başlığı ise labirent ve arı. Hemen bakalım bombadan kaçının demiş. Yani görevimiz domuza ulaşmak. Bir defa ileri gidiyoruz. Ardından sola dönüyoruz. Tekrar ileri sağa dön ve ileri diyerek Domuza ulaşıyoruz arkadaşlar. İkinci bölümümüzde kızgın kuşun domuza ulaşması için bir program yaz demiş yine bize. Hemen bakalım ilerle diyoruz. Alt bölgeye geldik ardından sağa dönüyoruz. Üç adım daha ilerliyoruz. Ardından sola dön. Ve iki adım daha ilerle diyerek görevi tamamlayacağız. İkinci bölümde tamam arkadaşlar. Sıra geldi. 3. bölüme. Üçüncü bölümde daha önceki derslerde gördüğümüz bir blok var. Döngü bloğu. Tekrar bloğunu kullanarak daha az sayıda blok bulmacayı çöz demiş. İleri doğru 5 adım gideceğiz. 5 kez ilerle döngüsünü yapacağız. Bu bulmacayı en az sayıda blok kullanarak çözebilir misin demiş. Bize de 5 tane hak vermiş arkadaşlar. Hemen bakalım. 4 kez ilerleyip bu köşeye geliyoruz. Ardından sağa dönüyoruz. 4 kez ilerleyip buraya geliyoruz. Ardından sağa dönüyoruz. 4 kez ilerliyoruz. Yani bunu 3 kere dış döngümüz olacak. İçte bir tane daha döngü kullanıyorum. Bu da 4 kere ilerle olacak ve sağ dön ekleyerek de bu döngüyü çalıştıracağız arkadaşlar. Üç köşe için üç kez döngü 4 adım içinde dört kez döngü kullandık. Beşinci bölümümüzdeyiz yine bir arı olayı yani buradan nektar toplayacağız. Burada üç çiçek var nektarları. Pardon tekrarla bloğu ile 3 defa tekrarlayarak daha az satır kod ile nektarları toplayabilir misiniz demiş. Hemen bakalım aramızın yönü sola doğru dönük. Çiçek tarafını dönmek için sola döneceğiz bir kere. Sola döndük 2 adım gittik nektar aldık. Sola döndük 2 adım gittik nektar aldık. Sola döndük 2 adım gittik nektar aldık. Yani 3 çiçek için 3 kez tekrar olacak bir döngü kullanıyoruz. Burada da sola dön ile başlıyoruz. Ardından 2 adım ilerliyoruz. Ve ilk adımın ilerledikten sonra da nektar aldırıyoruz arkadaşlar. Çalıştıralım bakalım. Evet 5. bölümü de bu şekilde tamamlamış olduk. 6. bölümdeyiz arkadaşlar. Bir tane merdivenimiz var. Merdivende çiçekler. En sonunda da bir tane balımız var. Bunun için döngümüzü yazalım arkadaşlar. İlk başta sağa döneceğiz. Sağa döndük. Bir adım gittik. Sola döndük. Bir adım gittik. Sağa döndük gibi olacak. Yani tekrar bu şekilde olacak. Arada bir de nektar alacağız. Döngümüze ekliyorum baştan. Sağa dönüyorum. Bir adım ilerliyorum. Burada nektarımı alıyorum. Sola dönüyorum. Bir adım ilerliyorum arkadaşlar. Kaç tane çiçeğimiz var? 5 tane çiçeğimiz var. Yani 5 kez tekrarlayacağız bu olayı. En sonunda da petekten bal alacağız. Şimdi sağa döndük, ilerledik, nektar aldık, sola döndük, ilerledik. Buradayız arkadaşlar. İkincisinde burada, üçüncüsünde burada, dört burada, beşinci tekrarda balın üzerinde olacağız. Balın üzerinde geldiğimiz için de direkt burada beş kez nektar al işlemi, pardon bal yap işlemi gerçekleştiriyoruz. 9'a 9, 9 adetimiz tuttu arkadaşlar, çalıştırıyoruz. Evet 6. bölümü de tamamlamış olduk arkadaşlar. Sıra geldi 7. bölümümüze. 7. bölümümüzde de bir koşul ifadesi geldi. Daha önceki derslerimizde bunu da görmüştük. Arı bulut altında ne olduğunu bilemez. Eğer buluğu kullanarak bulut altında çiçek olup olmadığını denetleyin. Çiçek var ise sadece bir kez nektar alın demiş. 3 kez ilerleyeceğiz. Hemen bunu döngü kullanarak yapalım. 3 kez ilerliyoruz. Ardından geldik arkadaşlar. Eğer çiçekse demiş zaten bize ipucu olarak. Eğer çiçekse ne yapacak? Nektar alacak. Çalıştırıyoruz. Evet çiçek çıktı altından. Nektarımızı aldık arkadaşlar. 8. bölümümüze geçtik. Eğer ise değilse bloğumuz geldi arkadaşlar buraya. Bilinmeyen nesne çiçek ya da petek demiş. Bu sefer eğer değilse bloğunu kullanarak çiçek ise nektar al değilse bal yap. Çünkü bu durumda petektir diye ipucunu da vermiş arkadaşlar. İki adım ilerleyeceğim. Bunun için döngü kullanmıyorum. Yine aynı adet blok kullanacağım için. İki adımın altından ne yapacağım? Eğer çiçekse diyeceğim nektar al. Değilse bal yap diyeceğim arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Bal geldi. Balımızı yaptık. En son 9. bölümdeyiz. Yine bilinmeyenlerimiz var. ve Bir merdiven şeklinde yolumuz var. Yine eğer ise değilse kullanmamızı istiyor. Aşağıya doğru bakıyorum arkadaşlar. Yoluma girebilmem için sola dönmem gerekiyor önce. Hemen sola dönelim. Ardından iki adım ilerliyorum. Sağa dönüyorum. Ve bir adım ilerliyorum arkadaşlar. Burada ne yapacağım? Eğer çiçekse nektar al. Değilse bal yap diyeceğim. Üç tane bulutum var. O yüzden 3 kez tekrarlanan bir döngü içerisine bu yazmış olduğum kodu atacağım. Bu şekilde kodumuzu tamamladık arkadaşlar. Çiçekmiş çiçeğinden nektar aldı. Bal yaptı ve en son bir tane daha nektar alarak görevi tamamladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersin sonuna geldik. Gelecek ders görüşmek üzere. iyi çalışmalar.